Efsu. Sonunda yakaladım seni. Kaçmıyordum ki. Umarım söyleyeceklerimden sonra da kaçmazsın benden. Buraya kadar geldiğine göre kesin beni delirtecek bir sır patlatacaksın değil mi? Pervin Hanım'la mı ilgili? Ay lütfen öyleyse söyleme, duymak istemiyorum ben. Efsun, konu annen değil. Ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Senden tek ricam, lütfen beni sonuna kadar dinle olur mu? Ay Emir hadi. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Az önce attığım bütün gerginliği geri yükledin şu an bedenime. Seni dinliyorum. Efsun, konu Sevda. Biz Sevda'yla önceden birlikteydik. Ha. Öyle mi? Öyle. Demek bu yüzden klinikteydi bugün. Aa, anladım, anladım. Neyse, tamam. Olabilir. Yani olabilir, olabilir. Ne var bunda yani? Yeni bir Ali Bıçakçı vakası denebilir buna. Yani öyle diyebiliriz ama bir detay daha var. Sen ona aşıktın. Önceden öyle olduğumu sanıyordum. Hmm. Üniversitede mi tanıştınız siz de? Galiba bütün doktorların kaderi böyle. Peki yıllar sonra neden? Yani Sevda yıllardır görüşmediğinizi söyledi de. Ay Emir, özür dilerim. Yani ben senin üzerine böyle bodoslama aldım, sorular soruyorum. Kusura bakma. Yani şeyi merak ediyorum. Özünüze dönmeye mi geldiniz? Yani tekrardan başlamak gibi bir niyetiniz falan mı var? Bir tek bana bunu söylemek için gelmiş olamazsın buraya kadar. Efsun, biz Sevda ile evliyiz. Bir şey soracağım. Size hangi rüzgar attı buraya? Hiçsizlik değil buralar. Hele Emir. Yo, ne? Yo. Bizlik. Benim müşterim vardı. O önerdi. O yüzden geldik. Emir nerede? Hiç yok ortada. Hala da kızgın bana, biliyor musun? Ya ne bekliyordun ki Sevda? Onca olup bitenden sonra ah canım hoş geldin deyip seni böyle bağrına mı basacaktı? Anladım. Sen de bir tek böyle onun tarafından bakıyorsun. Keşke bir kere de beni dinleseydin. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Onlar Emir'le senin aranda. Ha, benden sana bir tavsiye. Bence Emir'in etrafında fazla dolaşma çünkü bu onu çok sinirlendiriyor. Ha. İyi, sağ ol tavsiyen için. Ne demek, her zaman. Yalnız benden de sana bir tavsiye. Biraz sonra empati çalışması var, sen oraya bir katıl. Empati? Empati yoksun ama. Yok. Nerede bu çocuk ya? Evlisiniz. Evlisiniz öyle mi? Yani ben şimdi bütün gün senin karınla mı birlikteydim? Yani öyle demezsen sevinirim çünkü bizim böyle bir ilişkimiz yok. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Evliyiz dedin. O senin karın. Ne diyebilirim ben? Yani ben şu an çok şaşkınım. Başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Acaba ben simülasyonda falan mıyım? Pervin Hanım bizi ele geçirdi. Olaylar çıkartıp, sırlar patlatıp benim dengemi mi bozmaya çalışıyor acaba? Ne diyorsun? Efsun, bir dinler misin beni? Emir, ben şu an neyin doğru, neyin yanlış olduğunu inan ki bilmiyorum. Yani sen bana bir şey anlatsan da şu an ben anlamam. Gerçekten. Ama bana söz verdin, bak sonuna kadar dinleyeceğim dedin. Yani sen bunları zaten bana anlatmak zorunda... Efsun, anlatmak istiyorum ama Efsun. Bak bütün gün bunu anlatmaya çalıştım sana ama denk gelemedik. Bak biz birbirimize bir söz verdik. Bundan sonra yalan yok dedik. Bak bundan önce birkaç defa sana yalan söylemek zorunda kaldım. Ama artık yalan söylemek istemiyorum. Bak biz Sevda ile üniversitede tanıştık. Kısa zamanda ilişkimiz başladı. Ama annemler onu pek sevmediler. O zamanlar da çok marjinal bir tipti. E biliyorsun benim de aram kötüydü, anlatmıştım sana zaten. Aynı evde yaşamaya başladık.
İşte mezun olunca ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşurken bir anda evlenmeye karar verdik. Bir gördüğünü bir daha görmeyen Emir Bey, birine ömür boyu birlikte olmak için söz verdi, öyle mi? Ya çocukluk işte, delilik. Hayalimiz yurt dışına yerleşmekti. Herkesten uzak bir hayat yaşamaktı. Sonra işler ciddiye binince ben gitmek istemedim. Gidemedim. Ben gidemedim, Sevda gelemedi derken koptuk işte. Ha, sizi mesafeler ayırdı yani, yoksa siz... Efsun, bizi biz ayırdık. Yani ikimiz de bir şeylerden kaçıyorduk. Kaçış yolunda denk geldik. Hani farklıydık. Mesela bunu şimdi anlıyorum. Yani siz evlendikten sonra görüşmediniz, öyle mi? Öyle diyebiliriz. Ben klinikte çalışmaya başladım. Gitmek istemedim. Merakımdan soruyorum. Niye hala evlisiniz peki? Ya bir süre uzaktan devam etmeye çalıştık ama olmadı. Neden? Nedenini bilmiyorum ama sonuç olarak Sevda engel tanımayanlara katıldı. Gelemedi, gelmedi ve biz de boşanamadık. Çok değişik bir hikayeymiş. Bu kadar mı? Daha söyleyecek bir şeyin var mı? Yani bilmen gereken kısmı bu kadar. Ha tabii bir de boşanacağız. Sevda onun için gelmiş. Bak, sana karşı mahcup. Çünkü elimde olmadan sana yalan söylemek zorunda kaldım. Yani bana bunları anlatmak zorunda değildin Emir. Bunlar senin özelin, özel hayatın. Ama yine de benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ortağımın medeni halini bilmek ne işime yarayacaksa artık. Yani bir sorunumuz yok o zaman. Ortak olarak yani. Neden olsun ki? Bence iyi iş çıkarıyoruz ortak olarak. Değil mi? Böyle devam. Sorç. Neredesiniz ya? Aile çalışması yapacağız. Gelsenize. Ha. Ayna çalışması ne ya? Ben hiç sevmem vallahi böyle şey. Siz gidin, ben burada bekliyorum. Aa, olmaz, olmaz. Buraya kadar gelmişken derse gir. Hadi gel. Hadi, hadi, hadi ya. Çok heyecanlı. Hadi Emir, benim için. Ortağın için. Ha, ortağın olarak tabii gelirim. Ortağın olarak. Çok heyecanlıyım, çok. Arkadaşlar, şimdiki çalışmamızın adı ayna çalışması. Karşımızdaki ne? Beden dilimizle bir anımızı, bir olayı ya da ruh halimizi anlatmaya çalışacağız. Şimdi hepinizi eşler halinde ayıracağız. Önce biriniz ayna olacak, sonrasında diğeri. Ayna olan kişi partnerinin yaptığı hareketleri yaparak onu anlamaya çalışacak. Binnur, sen benim aynam olur musun? Ay hocam, tabii ki seve seve. Gel bakalım. Şimdi dediğim gibi benim yaptığım hareketleri yapacaksın. Tamam hocam. Namaste. Namaste hocam. Peki Binnur'cum, ben de ne gördün? Hocam çok fazla acı gördüm. Efsun çok acılı. Hocam muhtemelen siz böyle cool bir şekilde hayatınıza devam ederken bir erkek kişisi gelmiş ve sizin hayatınıza love blooming'e boğmuş. Yani love blooming'i bilmeyenler için söylüyorum. Böyle kadınlar çiçektir, onları sulamak gerekir diyen eril zihniyet. Sizi böyle sulmuş, sulmuş, sulmuş ve siz böyle yeniden açmışsınız, yeşermişsiniz. Ay Binnur'cum, çok tuhaf ama doğru tespitler. Binnur bilir. Estağfurullah, bilirim. Sonra hocam, o adam bir anda sizin düşmanınız olmuş. Elinde avucunda ne varsa size fırlatıyor. Fırlatıyor, fırlatıyor. Fırlatıyor. Ve siz kendinizi korumak için bir anda çöküyorsunuz yere. Travmalar, bağlanma problemleri,
mobbingler, her şey. Ve siz meditasyonla tanışıyorsunuz ve kendinizi buluyorsunuz yeniden. Namaste. Bin Nur, sende ne cevherler varmış ya. Tabii canım, bende daha görmediğin neler var. Emir Bey, hocam nasıldım? Harikasın Bin Nur'cum. Ama bunları ben değil, sanırım sen yaşamışsın. Ne münasebet canım, bir kere tarzım değil yani. Böyle ben günümüz toksik ilişkilerini canlandırmaya çalıştım yani, gözlemlediğim kadarıyla. Ben öyle attım ya ortaya, öyle tutarsa diye. Ben şöyle oturayım. Ne kadar güzel çözümleme yaptın, tebrik ederim. Bir insan seni çözebildiyse yeterli zaten. Evet, şimdi eşleşmelerimizi yapabiliriz. Öncelikle sizi... ve sizi alalım. Sırada sizi alalım ve sizi alalım. Buyurun. Evet. Şimdi de eşleri değiştirelim. Yani sizi ve sizi alalım. Ellerini göremiyorum. Evet arkadaşlar, seansımız bitti.
Namaste. 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 Tamam arkadaşlar, şimdi birbirimizle ilgili yorumlarımızı paylaşabiliriz. Ne düşünüyorsun? Aklında birisi var. Ama onu düşünmekten korkuyorsun. Çünkü hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorsun. Bir adım atıyorsun ama canın yanıyor, kaçıyorsun. Geri çekiliyorsun. Bu duygu tanıdık sana. Sanki küçükken gidemediğin bir yerden gidememek gibi bir ikilemin var. Yo. Yok öyle bir şey. Nereden çıktı? Ama bence o kişi senin ne annen ne de baban. Onların sana yaptıklarının aynısını onun da sana yapacağını düşünüyorsun. O yüzden cesaret edemiyorsun. Tamam. Bu kadar analiz yeter. Bitti mi ders? Hoşça kalın. Efsun. Efsun. Ne yaptınız? Gevşebildiniz mi biraz? Fazla gevşeklik bünyeye zarar diyor modern tıp. Yani ben bilime güveniyorum. Gelmiyorsunuz o zaman siz. Nereye? İşte biz çocuklarla devam edeceğiz gece. Hatta bence sabahları çok güzel bir yer var gittiğimiz. Hatta sen de biliyorsun Emir. Gidiyorduk ya üniversitede her gece. Ha evet, biliyorum orayı. Ama ben eve geçeceğim. Siz takılın. İyi, güzel. Hadi size iyi geceler o zaman. Vallahi bu çikolata gerçekten mutluluk kaynağı. Böyle insanın gözünden endorfin fışkırıyor. Gerçekten harika bir şey. Emir. Hı. Emir çok sağ ol. Allah sen olmasaydın endorfin yoksunluğundan acilik olabilirdim. Yani demir parmaklıklar neyse de çikolatasızlık çok kötüydü, çok. Afiyet olsun. Sen. Hey Emir'cim. Sen nasılsın, iyi misin? Hiç sevmezsin sen öyle kapalı yerlerde kalmayı. İyiyim, iyiyim, merak etme. Çikolata yiyin. Çikolata klostrofobiye çok iyi gelir. Yer misin? Yok canım, sağ ol. Emir, sen ye. Sağ ol, bu anca sana yeter. Ama yok yok, ye sen, ye sen. Endorfin mutluluk verir. Başka yerlerde mutluluğu aramazsın. Ye bence, bir ısırka. Lütfen al ye. Oh. Afiyet olsun. Sevda, sen neler yapıyorsun? Hı? Planların neler? Yani gelecekle ilgili planların vardır değil mi? Yok. Ben gelecekle ilgili plan yapmayı sevmiyorum. Yani sonuçta yarın başımıza ne gelecek kim biliyorsun? Hiç. Öyle günü gününe yaşayıp hayattan tad almaya bakıyorum ben. Olayım bu benim. Gittim ben. Sevda da Emir'in evine geliyor. Sakın yalnız bırakma. O ne demek? Zorla evinde mi kalacağım adamı? Bul işte bir şeyler. Su borusu patladı filan de. O geçen gün oldu. Ah, sıkıldım arkada. Emir, bak sana çok güzel bitki çayı yaptım. Nasıl rahatlatacak şimdi seni görürsün. Niye zahmet ettin ya? Ne zahmeti? Al bakalım. Bak çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek? Geç oldu, sen de yat istersen. Ben artık uyuyarak vakit kaybetmiyorum. Onun yerine böyle daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha mesela gidiyorum karakollardan bir takım doktorları topluyorum. Kusura bakma sen de ya. Gece gece. Sen deli misin ya? Ben bilsem kesin sizle gelirdim. Hayatımda hiç kavgaya karışmadım ben, biliyor musun? Yazdım bak istedim ama yapacağım. Konuşma şöyle ya. Bak, tedaviye başlıyorsun değil mi?
Bana sumak lazım da çok acil. Sumak mı? Yani vardır herhalde ama... Yemek yapacağım da. Sen gecenin üçünde yemek yapacaksın. Artık sağlıklı yaşama geçtim Emir, biliyorsun. Evde kendi yemeklerimi yapıp kendim yiyeceğim artık. Ne zamandan beri benim haberim yoktu. Mapushane insanı çok değiştiriyor. Düşünmek için çok fırsatım oldu. Çok zamanım vardı. Ben de düşündüm. Artık bundan sonra hayat kalitemi değiştireceğim. Çok daha kaliteli, kendi yemeklerimi yaptığım, kendi kebaplarımı yaptığım bir düzen oluşturacağım. İlk hareketim de sumak hareketi. Sumak hareketiyle başlatıyorum kariyerimi. Ne gibi mesela? Geceleri uyumadan bir yaşam sürmek gibi mi? Hayır, yani bu pek sirke diyen bir ritme benzemiyor da. Acaba kalp ritminde bir sıkıntı mı var? İlahi. Ya doktor olmasan komik adamsın ama sumak lazım bana. Acil. Bir bakayım. Vardır herhalde. Ah Sevda, kusura bakma. Ben de gece gece size rahatsızlık verdim böyle. Uyuyor muydunuz? Yok ya, uykumuz kaçtı bizim de zaten. Uyumuyorduk. Sohbet ediyorduk öyle. Uyumuyordunuz. Uykunuz kaçtı. Ben sana bir çay önereyim. Vallahi yanında top patlası uyanmazsın. Uyku çok önemli çünkü. Gece uykusu o kadar önemli bir şey ki. Bak ben uyumadığım zaman göz altlarım çöküyor. Böyle hasta oluyorum, halsiz oluyorum falan. O yüzden uyku önemli. Uykunu almak çok önemli. Şimdi bak, papatya, rezene, melisa harikadır. Şimdi ben... Hatırlıyor musun? Bana Antepli dedikoducu teyzelerden bahsetmiştin ya. Nedense bir an onları hatırladım ben. Sende kalsın. Eğer lazım olursa bütün gece gidip gelme diye. Ne alakası var Emir? Ben geceleri acıkıyorum biliyorsun. Allah Allah. Neyi merak ediyorum ki ben? Merak edecek bir şey mi var? Bir şey mi yapıyorsunuz? Neyi merak edeceğim ben? Yo. Tamam. Sağ ol komşu. Teşekkürler. Çok sağ ol. İyi geceler. Bak iyi geceler demişken uyuyun arkadaşlar. Uyuyun. İyi geceler. Uyuyun. Bu saatte sumak. Enteresan. Emir. Efendim. Ya ben hiç emin değilim bu doktora gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Ya bir fikir alacağız. Bak çok iyi bir doktordur. Klinik denemeler varmış. Önce bir dinle, sonra ver kararını, tamam mı? Boşuna umutlandırıyorsun beni. Sevda, sen bir doktorsun. Tıptan umudunu mu kesiyorsun? Umutlanacaksın tabii. Sen Efsun'a mı bakıyorsun? Ha, evet ya evet. Dün gece biraz garipti de merak ettim onu. Neyse hadi gidelim. Hadi hadi. Nasıl bir manzara, nasıl bir ağaç, ne güzel bir manzara. Efsun? Günaydın, merhabalar. Emir, ben Serp'in kafesine gideceğim de, kliniğe giderken beni de bırakır mısınız? Biz kliniğe gitmiyoruz yalnız, sahil tarafına gideceğiz. Sahil tarafına gideceksiniz. Deniz kenarı, martılar, dalga sesi, mis gibi koku. Oh, harika, iyi yapıyorsunuz. O zaman ben kendim gideyim, çok sağ olun, görüşürüz. Hayır, olur mu öyle şey, gel. Yok yok, siz planınızı bozmayın, ben kendim giderim. Efsun, ben seni burada bırakır mıyım? Atla hadi, atla. Sen geç öne. Sen Sarp'ın kafesinde ne yapacaksın bu saatte? Senin haberin yok tabii. Çok yoğunsun bu ara. Sarp batmaktan kurtuldu. Yeni bir ortak buldu kendine. Yeni ortak mı? Kimmiş o? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama Sarp gayet mutlu. Memnun yani. Ben de şimdi onu yardım etmeye gidiyorum. Siz nereden tanışıyorsunuz Sarp'la? Emir'den. Ne güzel. Bu kadar kısa sürede bayağı yakınlaştınız demek ki. Çok samimi. Çok içten bir insan Sarp.
İçi dışı bir. Gizemsiz. Ona yakın olmak çok zor değil yani. Evet, ben de çok severim Sarp'ı. Çok iyi çocuktur Sarp. Öyle. Hatırladın mı bunu? Hatırlamadın mı? Böyle bir şey vardı bizim aramızda. Hmm. Uğur gibi bir şey aramızda yani. Hmm. Şansa ihtiyacınız olduğu bir gerçek değil mi? Bunlar daha geçen gün boşanmalarını kutlamadılar mı? İşte ben onu diyorum. Evet, işte bence bu Sevda'nın Emir'den bir menfaati var. Tebrik ediyorum seni. Hiçbir şey kaybetmemişsin performansından. Sarılmadığı resmen pençelerini geçirdi. Sahiplenici tutuş. Ne yapıyorsun? Tahmin ettiğim şey mi? Sevdacığım, ben de senin şans meleğin olayım. Ben çok hakkaniyetli biriyimdir. Şimdi biz Yaşar'la Efsa çocuk tezahürat falan yaptık ya, seni de es geçtik gibi düşünme yani, öyle hissetmeni istemem. Ne tatlı insanmışsın ya sen Binnur. Öyleyimdir. E hadi o zaman, ver gelsin tezahüratları. Sevda, Sevda, Sevda. Sevda, iyi misin? Hay Allah. İyi misin? Oh, iyiyim. İyiyim, böyle rahatladım. Geçti bile acım ya. Oh. Gel şöyle oturalım, gel. Gel. Ay, acıdı mı çok? Ay, acıdı da. Böyle Afrika'da bir teknik vardı, işe yaradı gibi şu an. Pazar günü sabahın 7'sinde ucuza gelsin diye beni sabah 7'de sinemaya getiriyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltı ucuza gelsin diye filmin ikinci yarıya sokmuyorsun. Şimdi de bu mu yani? Hani ben de diyorum, çocuk oyun salonuna niye geldik biz? Ne alakası var çocuk oyun salonuyla? Burayı Sevda söyledi dün. Ben de baktım o şekilde. Hem fırsat da varmış. Bizim bir fırsat şeyimiz var da. Fırsat kodunu ben göstereyim. Fırsat için geldik çünkü buraya. Şöyle şeyden yapmıştım. Çaresizlikten ve asabiyetten serap görmüyorsan bizimkiler burada. Bizimkiler derken? Bizimkiler burada. Ben kurtuldum. Efsun! Görüyor musun dostum? Yani kadınları ne yaparsan yap mutlu edemiyorsun. Bütün İstanbul'u gezdik bugün. Öyle etkinlik gezdik. Mesela yine kurtuldum diye gitti farkındaysan. Mesela diyorum ki gel diyorum sabah havuza gidelim. Tamam, bir fırsat var çünkü. Havuza gidelim diyorum. Güneş doğmadan havuzda bizim ne işimiz varmış? Halbuki romantik bir şey. Belki günü seninle doğurmak istiyorum ben. Değil mi? Neyse ben şu kodu vereyim. Atlamayalım onu. Efsun! Efsun! Şirin! Aa, hangi rüzgar attı seni buraya? Şirin. İndirim rüzgarı. Şeyleri aldım, ayakkabıları. Mete? Emir, senden fırsattan yararlandın. Pazar günü bir oyun salonunda Şirin ve Mete buluşuyor. Bu pazar günü daha ne hangi sürprizlere gibi? Ama ağzına hayra aç Yaşar'cığım. Sevda'nın başına gelen görünmez kazadan sonra daha da kötüyü çağırmamak lazım değil mi? Siz ikiniz hayırdır? Vallahi çok da hayırlı diyemeyeceğim. Bu görmüş olduğunuz zat... Zat. Beni ilk randevuda... Randevu. Siz, ikiniz. Diyetisyen olduğu için zayıflamak istedim ben. Bir program yazmak istedi o da. Randevu aldım ondan dolayı. Bugün biraz hamurlu yedim. O yüzden Şirin agresif, gergin bugün biraz. Poğaçayı yerken ağzıma vurdu. Romantik. Romantik. Ne romantik? Yok öyle şey. Şey. Sevda? Hayır, ben. Ben şimdi... Sen iyi misin? Ben pek iyi değilim Emir ya. Çok başım dönüyor. İyi de hissetmiyorum kendimi. Ben eve gitsem daha iyi olacak sanki. Emir için ne diyorsun? Vallahi Sevda'nın yanında giderken gözleri açıldı. Bu ona gösterdiği ilgiyi gösterir. Ayrıca beden dili, ona yaklaşımı, eğiliyor, göz teması kuruyor. Bence Emir Sevda'ya sevdalı. Seninle gelmemi ister misin? Yok. Ben şimdi gideyim, akşam evde görüşelim. Kimseye de bir şey çaktırmayalım. Ne olur. Peki. Hadi gel. Yavaş.
Ben kaçıyorum. Ne oldu ya, toparlıyor. Size iyi eğlenceler. Evet. Sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Bu nasıl boşanma ya? Esoş, kusura bakma, seni de umutlandırdım ama değil mi? Burada kalıcı galiba. Bilmiyorum, saçmalama. Ne umutlanması? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. E hadi devam edelim. Yok yok, ben yoruldum ya. Eve gideyim. Nasıl eve gidiyorsun ya? Gün daha yeni başladı ama. İstersen ikimiz başka bir yere gidelim ha. Konuştuğumuz gibi. Yok Emir, şimdi ikimiz üçümüz oluruz, sonra beşimiz oluruz. Benim kafam kaldırmıyor kimseyi. Efsun, yapma böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.